Türkiye'de tonji ve mahsus Uygur tetkikat hakkıdaki 6 ayda bir Türk dilde neşir kılındığan mezkur ilmi jurnalının 22. sani okurmaları bilen yüz görüştü. 11 yıldan beri jurnalının 22 sanada 210 parça makale ilan kılıngan bulup, makaleler dünyanın her kaysi caylardaki Uygur ve başka millet ziyalilerinin ilmi emgekleri bulup, bula Uygurlarının tarihi, tili, edebiyatı, folklori, sen'eti, ictimai ahvali, muhiti, siyasi vaziyetiga aittir. Jurnalın baş tahriri Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Halk Edebiyatı Profesörü Adem Öger, Halkara Uygur Tetkikatı Jurnalının bay ilmi arkipka aylanganlığını bildirdi. O mundaq dedi. 11 yıldan bu yan neşir kılınıvatkan mezkur jurnalımızdan 22. sani yoruk görülgenlikten nait hürsenmiz. Biz jurnalımızdan her yeni sanda Türk dünyası ve Uygurlar doğrusunda nait etraplık süpetlik makalelerge uğrun bir vatımız. Bay mezmunluk ilmi makaleler bilen okurmalarını uçuraştırgan Halkara Uygur Tetkikatı Jurnali dünyanın her kaysi caylardaki Uygur şunaslarının makalelerini bir yege yığıp okurmalarının paydalanışı sunuvatkan bay ilmi arkipka aylandı. Jurnalının baş kanuni igisi ve baş tahriri İzmir Ege Üniversitesi Türk Dünyası Tetkikat Merkezi'nin profesörü Alimcan İnayet Efendi'nin bildirişçe, bu tür jurnalının 22. sanında Uygur dili, Uygur edebiyatı, folklori, tarihi ve medeniyeti doğrusunda yazılgan 8 parça makale bilen 2 kitap tanıştırış makalesine orun verilgen. Xitoy Amerika istihbaratining muhim ishlar tizimligida birinchi o'rinda turadi. Xitoy iqtisodining keyingi qadamini mo'ljallamoqchi bo'lgan Amerika hukumatı xodimlaridan Xitoy tilini o'rganishni talab qildi. Amerika Markaziy axborot idorasi Xitoyni 2020 yildan keyingi muhim tizimlikning beshiga qo'ygan bo'lib, bu organning yillik qamchotining 100 milliard dollarlik muhim qismi Xitoyga ajratilgan. Egilnishcha 11 sentyabr vaqasidan keyin terrorlikka qarshi turish harakatiga qatnashgan va Afg'oniston shundoqla Iroqni nazorat qilishga taqsim qilingan xodimlar hozir Xitoyni nazorat qilmoqda. Amerika Markaziy axborot idorasi hatto Xitoy vazifa markazi deb ataladigan ayrim o'rin qurgan edi. CIA'ning boshlig'i William Burns buning ma'lum bir davlatga qartilgan birdan-bir organ ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Amerikaning Xitoydagi jasuslik to'rining zo'r qiyinchilikka duch kelayotganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Avstraliya ABC radiosining 28 dekabr xabar qilishicha, Avstraliya Xitoy app detali TikTokning abonentlarining maxfiyatligiga daxl tarz qilish va uchur to'plash haqidagi ayblashlar haqida tekshirish boshlangan. Bildirilishicha, bu qitimliq surishtir qilish to'liq tekshirishni boshlash boshlamaslikni belgilaydigan bo'lib, bu tekshirish iz qo'g'ilg'ochi Pixel deb tonilgan qurollarni ishlatib, sonliq ma'lumot to'plashga chetiladi ekan. TikTok abonentlarining maxfiyatligi qonunga xilofliq qilinganligi rad qilingan bo'lib, izqo'g'lig'ochi pixellarning abonentlar tomonidan o'z ixtiyori bilan ishlatildiganligini da'vo qilgan. Amerika doiralari Xitoyning jasuslik sharining Amerikadan kelgan internetni ishlatadiganligini o'tirg'i qo'ydi. NBC News'ning xabariga qaraganda, ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika axborot xodimlari tekshirish natijasida Xitoy jasuslik sharining Amerikadagi bir internet sherkitining aloqa tor mulozimatini tekshirayotganligini oshkorladi. Aloqador xodimlar bu sharning Amerikada turishlik sherkatning internet toridan uchir ivatish va Xitoydan uchir elish uchun ishlatadiganligini bayon qildi. Qozog'istondan O'zbekistonga ochliq eksport miqdori taxminan 2 million tonnaga yetdi. Qozog'iston davlatlik statistika idorasi ommi bilan o'rtoqlashgan sonliq ma'lumotga qaraganda, O'zbekiston 2023 yilning oldingi 10 oyida Qozog'istondan ochliq importini 40% oshirgan. Bulgariya va Ruminiya 2007 yilning 5-ida Yevropa İttifakı'a aza boğandın kiyin, ulanın uzun yıllar saklavatkan Şingin rayonu'u koşuluş nişanı da körnerlik ilgirleşle boldı. İgilinişçe, işki devlet 2024 ile 31 Mart'tan başlap, deniz ve hava katnışı da Şingin rayonu'u koşuluş diken.